Bekler Kripto kanalından herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine yeni bir kripto para projesi karşınızdayız. Bugün inceleyeceğimiz proje Web 3.0 destekleyen bir protokol ve aplikasyon projesi. Ee, ekonomik bir şekilde yeni protokoller oluşturup kendiniz de bu dünyaya dahil olabiliyorsunuz. Ve bu videomuzu bu içeriğimiz ve bu projenin diğerlerinden farklı olan yanı daha önce burada çektiğimiz buluş milyoner Club gibi projesi NEIR A üzerine çalışıyor olması. NEIR şu anda token olarak 18 dolar civarında seyrediyor. Ben Nair'ı Solana'ya çok benzetiyorum. İlerleyen dönemde onun gibi yükseliş yapabileceğini düşünüyorum ama kesinlikle yatırım tavsiye değildir tabii ki. Bugün Deyip projesini inceleyeceğiz. Bu projenin detaylarından bahsedeceğim sizlere. Gelecek vadeden yine yüksek potansiyelli koyunlardan projelerden birisi. Aynı zamanda kullanmış olduğu NEIR alt yapısı

yine gelişmeye devam edeceğini düşündüğüm projelerden birisi. Bugün Back Crypto kanalında bu projenin incelemesini yapacağız. Video geçmeden her videomuzda olduğu gibi yine bu videomuzda da güzel bir çekiliş var. Çekilişe katılmak için videoyu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız ve yorumlara da güzel yorumlarınızı bırakmanız gerekiyor. Deyip to the moon yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Dersimize hemen incelemeye geçelim. İyi seyirler. Evet ana Efe geldiğimizde Creator Economy Protocol diye burada Web 3.0 Protocol Tools and Applications for the Creator Economy. Yani yaratıcılar için bir nasıl diyeyim size protokol sunuyor bir e, yarat Nasıl denir abi bu nasıl anlatılır hani anlatma çalışırken biraz zorlanıyorum ama şimdi birazdan gösterince daha rahat anlayacaksın Proje aslında burada da gördüğünüz gibi işte yaratabildiğiniz ve Metaverse dünyasına dahil olabileceğiniz bir şey vaat ediyor sizlere. From value Capture to value Creation diyor. Burada açıklamaları yapılmış. 21. yüzyılda işte herkes bu Metaverse'e erişebilmeli tarzında bir sloganla yola çıkıyorlar ve buradaki yaratıcılık seviyeleriyle sundukları hizmetlerle hepinizi normal bir kullanıcıyı dahi metaverse e ve geleceği hazırlamayı hedefleyen bir proje arkadaşlar. Burada Creator Economy Protocol bakın Web3 domain, Web3 e, domain diyebilirsiniz. Biz Türkçe konuşalım. Web3 domain e, specific, specific protocol for intangible assets and derive this diye burada bahsetmiş. Detayları yine burada bulunuyor. Bakın solda gördüğünüz gibi NFT piyasası olsun. Diğer DeFi e, şeyler olsun Bunlardan bahsediyor. Learn more dediğiniz zaman burada daha fazla bir yayın alabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Tokenization bunları nasıl yapıyorlar yani Nasıl insanları bu sistemlere dahil ediyorlar Nasıl geleceği inşa etmesi sağlıyorlar Bir kere tokenizationları var yani e, Sistemi token'e döküyorlar yani bu ne demek yani Bir değeri oluyor siz yaptığınız işin bir karşılığı oluyor bir para birimi olarak karşılığı oluyor Governance yani güvenli bir şekilde e, Ağ üzerine çalışıyor liquidity sağlıyorlar. Yani bu sistemler karşılıksız değil bir liquidity'ye sahip oluyor. Yani belli bir yerde kitli belli bir şeye karşılık geliyor gibi birçok şeyden bahsediyorlar. Yine burada detaylarından bahsetmiyorum. Dynamic Liquidity Protocol zaten projenin kısaltılmışı LP diye geçiyor, onu da burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Collective Lens Protocol diye zaten bahsetmiş ki bunları da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Implementation and Interaction with Other ecosystems demiş. Burada altta beraber çalıştıkları şeyleri de gösteriyorlar. Main Network, ana networkları olarak Octopus Network ve Near'ı birlikte kullanıyorlar. Burada bakın User sizsiniz, bakın burada siz portal'a bağlısınız. Daha sonra bu portallar FNFT Assisted geri sistemlere bağlı. Bu sistemler Diap Explorer dedikleri kendi ağları olan Explorer'lara bağlı ve onlar da kendi içerisinde yine e, burada FNFT asesleri içeriyor. Siz Secured Deposit'e güvenli bir şekilde buraya deposit yapabiliyorsunuz. Network özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bakın isim, e, Network'larına isim vermişler. Canary Network demişler. Burada yine Near ve Octopus Network kullandığını söyledim network'lerinin özelliklerinden bahsetmiş. Scalability'leri varmış. Free transaction. Bu çok önemli bakın. Bu network üzerinde, bu sistem üzerinde, bu proje üzerinde ücretsiz transaction'lar gerçekleştiriyorlar. Hibrit bir şekilde yine çalışabiliyor. Multi account işlemleri var. Upgradeability'leri var. All Probability'leri falan bulunuyor. Getaway'de deep network, Deep Network'ları var arkadaşlar. Portallarına bakın burada görebiliyorsunuz. Hani bunu yeni sayfada açarsak bir daha üzerinde şöyle bir şeyleri bulunuyor. Human Capital Investment Portalları var bakın. Özelliklerinden bahsetmiş. Teknoloji Transfer Portalları var. Have an idea for portal eğer bu portallar için, bu sistem için, bu e, yapılmış olan sistem için bir fikriniz, bir düşünceniz varsa kontak oraya orada iletebilirsiniz. WordPress for Web 3.0 bakın herhangi bir kod gerektirmeden eee bir site tasarlayabilmenizi sunacak birçok şey geliştirmişler. WordPress tarzı bir şey hazırlayabiliyorsunuz ve bunu Web 3.0 hazırlıyorlar. Yani şu anki sistemi değil geleceğe yatırım yapıyorlar. Gerçekten çok değerli. Low code mod. isterseniz hani hiç kod olmasın derseniz no code modu kullanabilirsiniz. Azıcık kod olsun hani basit kodlarla kullanayım derseniz bunu kullanabilirsiniz ve normal hani işlemlerinizi kolaylaştırıp sizi web 3.0'a kaydırmaya o portallar arasında geçiş yaparak ve bir sistem oluşturup bunun NEAR tokenlarında, NEAR altyapısına da Octopus altyapısına da dayandırma hedeflen bir proje. Constructor Models var burada. NFT, FNFT zaten bunu konuştuk. DAO'lar var, smart contract'lar, assets bunlar. Dynamic liquidity sistemleri, yield farming, licensing, marketplace gibi birçok şeyi bulunuyor. Q and O vesaire bulunuyor. Sign up for updates yani güncellemeleri takip etmek için buraya da update yapabilirsiniz. Aş şöyle ana sayfaya tekrar dönelim. Burası genel olarak bu şekilde. Bir daha ana sayfasını şöyle inceleyelim birlikte. Gördüğünüz gibi buraları zaten okuduk. Burada takımları var arkadaşlar projenin. Takımlarını takımlarına bakabilirsiniz. Investorlarını görüyorsunuz yatırımcıları. Birçok yatırımcısı var projenin. Birçok destekçisi var. Çünkü gerçekten gelecek vadeden projelerden birisi. Partnerlerini görüyorsunuz zaten yine aynı şekilde. multi chain yine multi chainin sistemi üstüne zaten bahsettik. Octopus Network ve Near protokolünü kullandığını söyledik. Bunları beraber birleştirip kullanıyorlar. Şurada bahsettikleri de AppChain muhabbetini isterseniz bakalım. Görüyorsunuz Web 3.0'da kullanacak olan Octopus Network'ün e, temasını kullanıyor. Burada join deyip burada siz de kendi token'ınıza katılabilirsiniz. Medyada e, birçok yerde haberleri bulunuyor. Podcast'ler, videolar olsun. Birçok yerde reklam yapıp tanıtılmış zaten. Haberler işte News and Updates burada bakın. Bunların hepsi burada değerlendirilmiş arkadaşlar. Token bölümüne gelelim. Projenin tokenlarını inceleyelim. Creator Economy Currency demiş. BNG Blockchain Protocol, the Creator Economy Protocol requires financial instruments to enable incentives, incentives and rewards demiş. Get not notified about it. IDO. IDO hakkında bir almak isterseniz buraya katılabiliyorsunuz. Yani mesela adınızı buraya yazın. Ben şimdi mesela diyorum Beka Kripto diye girdim. Aydın şu anda bu proje daha para toplama aşamasında vesaire. Burada bakın bu bilgileri girip aşağı doğru inerseniz mesela bunu kabul ettikten sonra katılmış olacaksınız. Ve önceden token'ı satın alma şansına sahip olabileceksiniz. Şu anda Skyward Aydın'ı live durumda. Buna depozit yaparak, para yatırarak erken erişimden katılabiliyorsunuz. Burada işte DIP tokenlarının e, network üzerindeki özellikleri var. Stake ve yield farming sunması çok önemli bir özellik. Utility token, governance token birçok özellik sunuyor zaten bize. Yine DIP tokenları ayrıca diyor e, DLT protokolü üzerinde Wrapped yani DLT protokol dediği şey Wrapped yani sıkıştırılmış DIP tokenları olarak Binance Chain ve Near protokol Ethereum ve diğer ağlarda da kullanılabiliyor. Yani birçok ağda aslında bu tokenı kullanabiliyoruz. DIP tokenın Wrapped burada var arkadaşlar. Nisan'ı böyle e, ayırmışlar. Nisan ayı çok önemli çünkü onlar için. Şu anda Skyward Auction'ları yayınlandı. Zaten ben onu da şimdi göstereceğim. İkinci aşamaya geçecekler yakın zamanda. O da henüz daha duyurulmadı. Duyurulacak. Şimdi bakacağız. Ya diap tokenların distribution'ları yani dağılımları gibi. Burada ne kadar token, nerede kullanılıyor, nereye verilmiş hepsi burada yazılıp anlatılıyor. Burada IDO'ya katılabilirsiniz. Alt tarafta Skyward IDO. Biz live'a bastığınız zaman buraya girip token'a yatırım yaparak önden girebiliyorsunuz. Sağ yukarıdan sing them with normal'a bastığınız zaman kendiniz near Vault burada hesap oluşturup e, get started vesaire ki buraya ben anlattım zaten. İsterseniz dead girl'la isterseniz Mail'le falan oluşturabiliyorsunuz. Near token'larıyla e, hesap oluşturup burada create account ettikten sonra gelip buradan arkadaşlar alttan you can already deposit your funds deyip near Vault'unuzu buraya bağladıktan sonra near tokenlarıyla deep tokenları satın alalım ve bu projeye önden dahil olabilirsiniz ve şu anda %5'i satış halinde ve indirimli bir şekilde satılıyor. Gördüğünüz gibi satışlar 4 gün sonra 4 gün içinde şu sürede başlayacak. Ben kesinlikle hani burayı bir değerlendirin derim. Bir bakın derim. Hani yatırım tavsiyesi vermiyorum kesinlikle. Bakın alın demiyorum, zorlamıyorum. Okuyun projeyi, değerlendirin. Hani bu tarz projeleri ön satıştan yakalayabilmek size kar kazandırabilir. Ben sadece bunun derdindeyim, bilginiz olsun. Open source bölüm var burada yine deep notları var. Bakın burada pull requestleri var. Off chain cluster'lar, modulus for Casimir gibi bir sürü şey bulunuyor. Bunların ne olduğunu soracaksanız ayrıntılı bilgi yine mesela üstüne basarak alabilirsiniz. Mesela starlarında vesaire. Bunlardan bahsetmişler. Yani proje genel anlamıyla bakın learn kısmında göreceksiniz. İşte özellikler olsun, şeyler olsun sizi web 3.0'a geçirmeye geçirmeye hedefleyen ve bunun için altyapı oluşturan bir proje. İçinde birçok şey var. Yani bir yazılımcıysanız bunu kullanabilirsiniz. Web 3.0 için mesela startup kurmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Burada bilgilere erişebilirsiniz. İşte ultimate bölüm falan var. Crypto ekonomisi vesaire var. Anladınız mı? Yani birçok şey sunuyor. Yine burada tokenomics'i falan var. Zaten bunları konuştuk beraber. Baktık. Dropbox üzerinde bakın şöyle bir şey var. Tokenlar hakkında bilgi verilmiş. Ya gerçekten güzel şeyler vaat ediyor proje bize. Developerları var işte Viperper'ları, Lightpaper'ları vesaire takımlarına zaten baktık. About kısmında komitelerine falan bakalım isterseniz. Join the Web 3.0 Revolution. Yani Web 3.0 Revolution'dan geri kalmayın istiyor bu proje. Developerlar işte Anna, jos gibi birçok developer bulunmakta. Birçok Telegram grubu var. Türkiye özel bir grup var, bakın burada. Ben buranın linkini aşağıya bırakacağım. Gelin buraya katılın girin. Yine projenin kendi Telegram hesapları var. Ben bunun linklerini aşağıya koydum. Yine aynı şekilde Twitter'ları var. Twitter'dan gelip takip edin. Buradaki çekilişlerine falan katılın. Bakın çok güzel paylaşımlar yapıyorlar. Bunları inceleyin. Hani devamlılık sağlayın burada. Çekilişlere katılın. Komünistlere dahil olun. Burada gördüğünüz gibi kendi Medium sayfası var. Buraya okuyup değerlendirebilirsiniz. Light Paper var projenin gördüğünüz gibi 12 sayfalık. Yine White Paper da var. Oraları da okuyabilirsiniz. Proje hakkında bilgi veriyor. Detayları görebilirsiniz. Daha fazla bilgiyi burada İngilizceniz varsa okuyup anlayabilirsiniz. Yani Deep World bu şekilde arkadaşlar. Kendi ekonominizi protokolle oluşturup ve bütün dahil olarak geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Deip tokenları şu anda ön satışa çıkıyor arkadaşlar 4 gün sonra. Ben bu videoyu yayınladığımda büyük ihtimalle yayında çıkmış olur. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, videomuzdaki çekilişe de katılın deyip projesi bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın diyorum dostlarım. Güzel bir proje, güzel bir altyapısı var. Dediğim gibi videomuz bu kadardı. Bugün Back Crypto kanalından, benden bugün bu kadar. Bu videoda söyleyeyim bir şey yaratım tavsiyesi değildir. İncelemek isteyen varsa linkleri aşağıya bıraktım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın deyip to the moon diyorum ve bye bye.